bayraktar oldu. Korkusuz. Halkın yarısından çoğu hala CHP tarafından yönetilmek istemiyor. Acaba neden? Ertuğrul Özkök'ün dünkü köşesinde okudum. İnsani Gelişme Vakfı İNGEB her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçelerini tespit etmiş. Araştırma Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir insani gelişme endeksine göre yapılıyormuş. Yani Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyormuş. Araştırma sonuçlarına göre uluslararası ölçekte çok gelişmiş sayılan 10 ilçenin ilk 9'unun belediye başkanları CHP'li. 10'uncunun ise AKP'li. Peki en gelişmiş ilçelere CHP'li belediyelerin yönetiyor olması rastlantı mı? Tabii ki değil ama ne yazık ki halkın yarısından çoğu hala işte bu CHP tarafından yönetilmek istemiyor. Acaba neden? CHP bu sorunun cevabını biliyorsa açık yüreklilikle açıklayacak, bilmiyorsa doğru cevabı bulacak. Kadınlar ya da yak yiyecek ya da. Yani canlarım. Türkiye halkı ya CHP tarafından yönetilecek ve başta insani gelişmişlik olmak üzere ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve cinsiyet eşitliğinde gelişmiş batı demokrasilerindeki ölçüleri. Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıkları yakalayacak ya da AKP ve MHP'li iktidarlarla Orta karanlığına gömülecek. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletinden uzaklaşıp Rusya, Çin, İran ve Orta Doğulu Müslüman ülkeler eksenine kayacak. Kadınlar ya da yak yiyecek ya da özgürlüğünü kazanmak istediğinde eşleri veya erkekleri tarafından öldürülecek. Haklarımız ya sağlıklı yaşayarak uzun, huzurlu ve bağımsız bir yaşamdan sonra bütün canlıların tatmak zorunda olduğu ölümü tadacak ya da bütün bir yaşamını acı ve çile çekerek fakirlik, baskı ve çağ dışı bir hayat sürerek ama cenneti özleyerek geçirecek. Bir siyasi parti bunları söyleyebilir mi? Ey Atatürk'ün hedef gösterdiği yoldan, demokratik, layık, sosyal hukuk devletinden vazgeçmeyeceklerini savunan siyasi parti liderleri. Gerçekten çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek istediğinizde samimiyseniz, halka şunları söylemelisiniz. Ey halkım, geneliniz çağdaşlaşmak, refahtan hakkınız olan payı almak, en az eşitsiz ortamında özgür yaşamak. İyi eğitim görmek, sağlıklı yaşamak istemiyorsanız biz Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yoluna demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti ilkelerinden vazgeçmeyenler sabırla sizin değişmenizi bekleyeceğiz. Siz değişmediğiniz sürece bizim size benzemememiz Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolundan da geri dönüş yapmak olacaktır ki, bunu yapamayız. O halde ey bize oy vermeyen halkımızla her seçimde bize teveccüh ederek oylarıyla iktidar olmamızı destekleyen milyonlar sizlere minnettarız. Özlediğiniz Türkiye'yi yaratmak amacıyla iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağız. Ama bu süreçte demokrasiden de asla taviz vermeyeceğiz. Canlarım benim biliyorum. Pek çoğunuz dede ya bir siyasi parti bunları söyleyebilir mi diye soracaksınız ya ama eğer bunlar söylenmeyecekse yapılacak tek şey kalıyor geriye. AKP ve MHP seçmeninden oy alabilmek için AKP ve MHP gibi olmak. O halde buyurun tercih sizin. Bu kafadaki muhalefet neyi değiştirecek? Ey Atatürkçü muhalefet partileri! Sürekli halk daha kavukluğu yaparak size oy vermeyenlerin de gönlünü almak için size oy vermeyenlerin seçtikleri çağ dışı zihniyete dönüşerek iktidara gelseniz neyi değiştirebilirsiniz? Ben söyleyeyim hiçbir şeyi. Bu defada siz iktidarda kalabilmek için Çantadaki kekliklerin sizin olan sizin kız taleplerini değil, daldaki kekliklerin istediklerini yapacak. En büyük felaketlerde bile onların ne dediğine bakacak. Onların talepleri doğrultusunda siyaset üreteceksiniz. Ne gibi mi? Ayasofya'nın ibadete açılması sürecinde yaptığınız gibi yani. Maçup muhalefetle olmaz, olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin bunlar 27 Mayıs itilalcilerin idamlarını alkışladılar diyeceğinden korktukları için 1968 Anayasası'nı savunamıyor. 1968-61 Anayasası'ndaki özgürlüklerin değeri günümüz seçmenlerine anlatamıyor. 12 Mart 1971 askeri muhtarasının ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 1961 anayasasını yok etmek için yapıldığını gerekçeleriyle söyleyemiyor. En gelişmiş ilçelerin CHP'li belediye başkanlarının 1961 anayasasına bağlı bir türlü gelişimini sağlayamayan ilçelerin belediyelerini yönetenlerin ise 1961 anayasasından nefret edenler olduğunu gösteremiyor. Uluslararası ölçüde çok gelişmiş 10 ilçe. Kadıköy, İstanbul, CHP. Beşiktaş, İstanbul, CHP. Çankaya, Ankara, CHP. Şişli, İstanbul, CHP. Bakırköy, İstanbul, CHP. Sarıyer, İstanbul, CHP. Karşıyaka, İzmir, CHP. Nilüfer, Bursa, CHP. Murat Paşa Antalya CHP. Üsküdar İstanbul AKP. Memduh Bayraktaroğlu halkın yarasından çoğalan CHP tarafından yönetilmek istemiyor. Acaba neden? Değerli izleyiciler, yayınlarımızın karanlığa karşı bir umut, aydınlık için bir mum ışığı olmasını istiyor ve YouTube algoritmasında bu vesileyle ön plana çıkarılıp aydınlık ışığımızdan karanlıkların da faydalanmasını istiyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmay olmayı, olmayıp izleyenler varsa abone olmayı unutmayınız. Karanlık bir Türkiye'de, demokratik ve layık bir Türkiye'de yeniden buluşma ümidiyle. Bir başka Barış bilenle Tarafsız Haber sesli köşede görüşmek umuduyla. Hepinize çok mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.